Sende programında merhabalar. Bugün Başiskele'deyiz. Başiskele halkı referanduma evet mi diyecek, hayır mı? Çoğunluk ne olacak? Referandumla beraber neler değişecek, birlikte görelim. Sandığa gittiğimizde evet veya hayır, o güne kadar fikrimiz de değişebilir. Evet diyeceğim. Genelde evet çıkacak gibi görünüyor. Valla referandumla da evet diyeceğiz. Gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben şahsen kararsızım çünkü. Valla şu an hiçbir bilgimiz yok. Sonuçta halkın yararına olacağını düşünüyorum. Şu anda kararsızım. Referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Merhaba. Referandum hakkında pek bir bilgimiz maalesef yok. Araştırmaya da henüz bir fırsatımız olmuş da değil. İş yoğunluğundan dolayı pek araştıramadık ama henüz net bir kararım, evet ya da hayır bir kararım yok. İnşallah hayırlısı olur. Sandığa gittiğimizde evet veya hayır, o güne kadar fikrimiz de değişebilir. Net bir şey söyleyemiyorum yani. Yine net söyleyemediğim için bu kadar yani. Peki referandumla ne değişecek? Bunu biliyor musunuz? İşte bu maddeler hakkında pek bilgim yok. O yüzden araştırma da yapmadım. Birçok şey söylentiler var ama ben söylentilere kesinlikle inanmam, karşıyım da. Referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Referandumla ilgili hükümetimizin almış olduğu tedbirler doğrusunda Cumhurbaşkanımızın da başkanlık sistemini çok eskiden beri, sadece onun zamanında değil, daha öncelerden de Süleyman Demirel zamanında bile gündemde vardı ama nasip şimdiye rast geldi. Şu anda Türkiye'nin dört yanından bize ejderhalar saldırmış vaziyette. Onun için hükümetimizin almış olduğu kararlara saygı göstermemiz ve evet dememiz lazım. Evet diyeceğim. Referanduma evet. Referandumla ne değişecek sizce? Şimdi referandumdan devletin, Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre Türkiye daha iyi bir konuma gelecek. Vatandaşlar daha iyi rahat edecek. En azından mecliste birbirine küfür etmeyecekler. Kavgalar, gürültüler, su atmalar, bayan milletvekillerinin yanında çok adi kelimeler, hakaretli kelimeler kullanıyorlar. Biz bunları seçtik, buraya gönderdik diye yani kalkıp da orada birbirine küfür edin, su atın, birbirinin bacağını ısırın, kolunu ısırın, burnunu kırın diye biz göndermedik. Bizim dertlerimize teva olsun ne diye bu vekilleri seçtik, gönderdik. Ve bizim dişimizden, cilamızdan kesilen vergilerle bunların maaşları bizim 15-20 kat fazlamız. Ben bir emekliyim. 19 sene oldu emekli olalı, aldığım 1500 lira maaş. Ama bugün şunu söyleyeyim, 18 yaş kanununa hayır derim. Niye hayır derim? 18 yaşındaki bir çocuk milletvekili olup da ne verebilir bize? Efendim askerlikte muaf tutacağız diyorlar. Bu yanlış. Efendim hemen 3 sene 4 sene sonra seçilemezse emekli olacak. Ben 37 senede zor emekli oldum. 4 sene içerisinde nasıl emekli edecektir onları? Askerlik yaptırmayacaksın. Bu yanlış. Buna yanlış deriz. Ama doğruları da kabul etmemiz gerekir. Onun için devletin almış olduğu, çünkü devleti yönetenler elbette ki bizden daha bilgili insanlardır. Yapılan, şu anda Türkiye'de genelde yapılan işte yolları görüyoruz. Tünelleri görüyoruz. Deniz altlarından karşılara geçmeleri görüyoruz. Köprülerimizi görüyoruz. Bunlar hep AK Parti hükümeti zamanında yapıldı. Onun için evet diyeceğim. Referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani ne konuda yani? Halk neyi tercih ederse ona rıza göstermek lazım. Yani genelde evet çıkacak gibi görünüyor. Zaten hani halkın teveccühü de ondan yana görünüyor. Memlekete, vatana hayırlı olsun. Peki referandumla ne değişecek sizce? Onu ben bir şey anlayamadık yani tam olarak. Denenmesi de lazım yani. Öyle bir tek kalıp üzerine gitmemek lazım. 80 senedir aynı şey üzerine gidiyoruz. Eskiden görüyorduk işte Cumhurbaşkanı Başbakan kavgalarını, Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı ve Ecevit zamanındaki o sıkıntıları herkes, siz hatırlayamazsınız da biz hatırlıyoruz. Ama hani çekişme oluyordu. Belki olmayacaktır, daha güzel olacaktır. Belki daha iyi ilerleyeceğiz. Yani
değişimden korkmamak lazım. Yani değişilecekse değişmesi lazım. Yani gelen denenir, uzun yıllar baktılar olmuyor, değiştirilir. Hani bunun halk değişmesi memnun kalmazsa değişir tekrar memnun, diyorsunuz. Aynen, halk memnun kalmazsa istediği zaman yine referanduma gidilir. Yani bundan korkacak bir şey yok. Yani değişmesi belki vatan milletin hayrınadır. Yani ki inşallah da öyledir. Ben öyle düşünüyorum olmasını. O öyle olur herhalde. Peki tahminim. Bu anayasa maddeleri hakkında desteklediğiniz veya desteklemediğiniz bir madde var mı? Şimdi onlar tam olarak ben bilgim yok. Nedir, ne değildir. Hani ne desem doğru olmaz. Hani hiç incelemedim, hiç bakmadım. Hani televizyonda da öyle işte yüzeysel anlatılıyor. Tam olarak bilmiyorum. Şimdi hani işte kapı kapı dolanıp gelecekmişler, anlatacakmışlar. Daha iyi bilgimiz olur. Ona göre karar verilir. Yani şimdi tabii yani sonuçta televizyonda hızlı geçiyor. Neydi, ne değildi. Takip ediyoruz ama anlamış değiliz tam anlamıyla. Yani ama değişmesi gerekiyorsa da değişsin yani. Değişmeyecek diye bir şey yok. Değişiklikler denenmeli. Değişmekten korkmamalı. Yani çünkü artık yani Türkiye hızla büyüyen, son 10 yıldır, 15 yıldır hani neredeyse çağ atlayan, dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir ülke haline geldi son 15 yılda. Ondan önce böyle değildi. Yani pasif bir ülke olarak görülüyorduk. Hani son 15 yıldır gözde bir ülke. Yani dünyada, dünya liderlerini bırakın İslam alemini, bütün dünya liderleri, Amerika'nın bile bakışı Türkiye'ye karşı değişti. Yani bu Türkiye öyle eski Türkiye değil. Hani diyorlar ya işte parmakla işte seni gidi seni gibisinden, öyle Türkiye yok artık yani. Artık yani yumruğunu sert vuran, artık kendi altyapısını neredeyse oluşturan askeri gücünün, zaten askeri gücü Türkiye artık güçlü bir Türkiye yani. Bizim değil, sadece bizim değil, tüm İslam aleminin Türkiye'de gözü var. Çünkü Türkiye onlar Türkiye'yi bir koruyucu, bir nasıl diyeyim, böyle bir lider. Yani biz diğer Müslüman ülkelerin aslında hani onlar kendi aralarında ayrı ayrı ülke olsalar da Türkiye'yi lider ülke olarak görüyor hepsi. Ki öyle zaten. Zaten bu, biz de bunu biliyoruz. O dünyaya artık bunu kabul ettirdik. Ya bazı ülkeler bunu kabullenemiyorlar. İşte nasıl diyeyim, referandumu bile iç karışıklığa sebep olacakmış gibi lanse etmek isteyen hem partiler var içimizde, hem de yani dış güçlerde artık yani dış güçlerde bu işlere çomak sokmak istiyorlar. Çünkü çok güçlü bir Türkiye geliyor ve Türkiye'nin güçlenmesini istemiyorlar. Referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Referandumla ilgili ne düşünüyoruz? Referandum ülkemiz için hayırlı olacak. İnşallah. İnşallah referandumla da evet diyeceğiz. Vatan millet için hayırlı olsun. Peki referandumda ne değişecek sizce? Referandumda ne değişecek? Önce vatandaşların geleceği değişecek. Ondan sonra ülkemiz için her şey değişecek diyebiliriz. Referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Referandumla ilgili yani gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gelişmiş ülkelerde başkanlık sistemi zaten uygulamada. Bizim ülkemizde de olması çok uygun bence. Peki referandumla ne değişecek sizce? Yani biliyorsunuz ülkemiz koalisyon hükümetleriyle çok uğraştı yıllarca. Bunun ezikliğini, bunun geriliğini çok yaşadık biz. Yani geri kaldık onların yüzünden. Ama bu sistemle bu tür şeyler bir daha yaşanmayacak. Ülkemizin gelişmesi yani son 20 yıldır gözler önünde zaten. Bunun daha da ilerleyeceğine inanıyorum. Yani güçlü bir Türkiye bekleniyor diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşünürken derken hayırcılar cephesinden mi, evetciler cephesinden mi? Sizin açınızdan. Ben şahsen kararsızım. Çünkü geçen gün hayır cephesi ve evet cephesinde konuşuyoruz. Mesela eksikler var bu konuda. Hükümet neden açıklama yapmıyor? Neler hakkında değiştiriyor, neler şey yapıyor? Mesela benim karşı çıktığım konulardan bir tanesi 18 yaşındaki bir çocuğa yani ne yapabilir ki, bir milletvekili veriyorsun, ayrıyeten askerlikten muaf edebiliyorsun bu çocuğu. Ve de diyorsun ki yani milletvekili olduğu zaman sınırsız
emeklilik veriyorsun adama yani. Bu yanlış bir şey. 18 yaşındaki çocuğun kafası fazla çalışmaz o konularda. Sen bunu milletvekili olarak şey yapıyorsun. Herkes tabii giremez. Bu zenginlerin çocukları girecek oraya. Tabii zenginlerin çocukları gittiği zaman askerlik de yapmayacak. Olan gariban çocuğu ne olacak? Bunları düşünmeleri lazım eksik olarak. Yani bir evet alacağım diye bu şekilde yaklaşılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu maddeyi desteklemiyorsunuz. Kesinlikle desteklemiyorum. Hadi diyelim mesela şu anki Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz ama 20 sene sonra Cumhurbaşkanı öldüğü zaman arkasından gelecek adam acaba bu ülkeyi ne hale sokar? Onu da düşünmek lazım. Kararsız kaldığım konular bunlar. Ama karar vereceğim dersem bir bakıyorsunuz mesela bugün PKK hayır diyor. Neden hayır diyor? Demek ki işlerine gelmiyor. Ben şiddetle PKK'nın yok olmasından yanayım. Milliyetçi bir insanım. Yarın şeye baktığımız zaman dış ülkelere bakıyoruz. Amerika hayır diyor, İngiltere hayır diyor, Avrupa ülkeleri hayır diyor. Demek ki onların hayır dediği şey bizim için evettir. Kesinlikle yani. Eğer onlar hayır diye destekliyorsa demek ki ülkemizi iyiye doğru gitmesini istemediklerinden dolayı hayır diyorlar. O yüzden evet deme olasılığı çok yüksek ama bu referandumda bazı eksiklikler var. Aydınlatmaları gereken şeyler var. Referandum tarihine kadar 51 gün kaldı. Bunlar aydınlatılırsa çoğu kişinin kafasındaki şeylerin düzeleceğini düşünüyorum ben. %80 civarı evet, %20 civarı hayırda kararsız kaldım. O %20'yi atmalarını bekliyorum artık yani. Referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Valla şu an hiçbir bilgimiz yok. Yani bize herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama devletimizden açıklama yapılmasını talep ediyoruz halk olarak. Hiçbir bilgimiz yok. Yani iyiye mi gidecek, kötüye mi gidecek? Hayır desek ne olacak, evet desek ne olacak bilmiyoruz yani halk olarak. Yani referandumla neler değişecek? Bunun hakkında ne diyebiliriz? Vallahi ne değişecek? Tek başlı bir yönetim olacak. Yani bunu kötüye kullanırsa bizim için kötü olacağını düşünüyorum. Ama iyiye kullanırsa daha iyi yerlere gideceğiz. Herhangi bir bilgimiz yok. Yani, peki değişecek yasalar hakkında bilginiz var mı? Bize hiçbir bilgi yapılmıyor. Yani 18. madde nedir, işte şu madde nedir kimsenin bildiği yok. Orada el kaldırıyorlar, el indiriyorlar. Başka bir şey yok. Halk olarak bir şey bilmiyoruz yani madde açıklaması. Şimdi evete gideceğiz ama niçin evet diyeceğiz? Ülkenin bekasını kurtarmak için mi? Ya da kişilerin çıkarlarını mı kurtaracağız? Ya da çok yükseleceğiz mi? Hiçbir şey bilmiyoruz yani. Bilgi verilmesini istiyorsunuz. Tabii ki yani bir an önce milletvekillerinin her bölgenin milletvekili elinde listelerle neler olacağını, ileriye dönük bizi neler bekleyeceğini halka bir an önce açıklamalarını istiyoruz yani. Referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Referandumda şu anda kararsızım. Ne oy vereceğimi sandık başında göreceğiz büyük bir ihtimalle. Karar vereceğim. Belli onayladığım şeyler var. Maddelerde onayladığım maddeler var. Birkaç tane maddede ama onaylamadıklarım da var işlerinde. Mesela milletvekili yaşı 25'ten 18'e düşürülüyormuş ve askerlikten muaf sayılıyorlarmış. Bunu onaylamıyorum ben. O yüzden son ana kadar düşüneceğiz bu maddeyi. Birkaç tane madde meclisteki yasayla alakalı, meclise verilen yetkilerle alakalı. Bunlarda herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Cumhurbaşkanına verilen yetkiler var. Bir tanesi AK Parti'nin başına tekrar geçebilecek bu Cumhurbaşkanı. Bu madde de güzel bir madde. Tekrar partili olacak yani. Referandumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Referandumla ilgili yani çok geniş kapsamlı bir bilgiye sahip değiliz. Ama sonuçta halkın yararına olacağını düşünüyorum. Ben kendi açımdan. Gerçi gerekli açıklamalar yapılıyor ama ben bir de şöyle düşünüyorum. Yani CHP, HDP bu olaya karşı çıkıyor. Bunlar bana göre karşı çıkıyorsa demek ki bu hükümet doğru yolda gidiyor diye ben düşünüyorum yani. Ve o
hiçbir şey bilmiyorsanız o taraftan bakınca yani doğru adımlar atılıyormuş gibi gözüküyor. Yani ben faydalı olacağını düşünüyorum. Peki referandumla ne değişecek sizce? Yani değişiklik olarak daha ferah, daha iyi bir yönetim, ülke açısından daha kararlılık, o tarz işlerin olacağını düşünüyorum yani. İyi olacağından yanayım yani. Temennimiz ondan yana. Yani bu zamana kadar bu hükümetin yaptığı şeylere bakınca yani iyiye giden olaylar görüyoruz yani. Ben iyi olacağından yanayım. Peki son olarak bu değişecek olan maddeler hakkında bilginiz var mı? Hani en çok desteklediğiniz bir madde. Yani ben desteklemediğim maddeyi söyleyeyim. Mesela 18 yaş milletvekili seçilmesini mesela ben onu şahsen desteklemiyorum yani. Çok erken bir yaş. Yani o yaştaki bir insanın düşüncesi daha farklıdır. Daha erken diye düşünüyorum yani. Küçük olarak gördüğünüz için desteklemiyorsunuz. Yani, o açıdan desteklemiyorum yani. Diğer maddeleri dediğim gibi kamuoyunda bir şey oluşturmuş işte. Eyaletlere bölünecek diye. Benim gördüğüm kadarıyla öyle bir uygulama yok. Zaten bizim ülkemizde öyle bir uygulama olacağını da zannetmiyorum. İnsanlar daha çok o olaya takılmışlar. Öyle bir şey yok diye biliyorum zaten. Yani bence iyi olacak diye düşünüyorum.